Bodrum'da önceki gün etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle evlerini su basan vatandaşlar mağduriyetlerini gidermeye çalışıyor. Bodrum'da pazartesi günü yaşanan kuvvetli yağışın ardından Kumbahçe, Akyarlar ve Bağla mevkilerinde evlerini su basan vatandaşlar evlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. İsrail olayı bilmiyordum, öğrendim ve çok memnun oldum. Bir tutarak tutun. Bakın bu temiz, suyu temizlenmiş hali. Fotoğraflandırırız. Sağ olun, bütün eşyan, her şeyim terbiye. Turgut Reis beldesine bağlı Akyarlar mevkiinde yaşamını sürdüren Ziraat Yüksek Mühendisi ve Gıda Mühendisi Aysel Kırçak, Bodrum'da yaşanan kuvvetli yağıştan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Evinin yağmur altında kaldığını ve itfaiye ekiplerinden hasar tespiti için yardım istediklerini belirten Kırçak şunları söyledi. Ciddi bir yağmur altında kaldık. Yaşadığımız sitenin altyapısında sıkıntı olduğu için su baskını yaşadık. Yıllardır bu sorunları yaşıyoruz. Bütün evraklarım, kitaplarım, her şeyim sular altında. Evim mahvolmuş durumda. Bazı şeylerin daha düzenli hale getirilmesini umut ediyorum dedi. Yağmurlar altında ne olduğunu basından izliyoruz. Fakat başımıza geldi. Burası Bankev Kooperatifi. Kooperatifin altyapısı da eksikli. Dolayısıyla yıllardır buraları su basar. Şu anda kitaplarım, eşyalarım, bütün evraklarım, her şeyim sular altında. Evim mahvolmuş durumda. Suya basıyorsunuz gördüğünüz gibi. Evet. Ben Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi değildim. Bazı şeylerin daha düzenli hale getirilmesini umut ediyorum. Ayrıca Turgut Reis beldesinin bazı cadde ve sokaklarında ekiplerce iş makineleriyle çalışma yapıldığı, hasar gören yolların düzeltilmeye çalışıldığı gözlendi. Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle Bağla mevkiindeki bazı cadde ve sokakların yollarında hasar meydana geldiği, bazı vatandaşların da evlerinin bahçelerinde büyük çapta su birikintileri oluştuğu gözlendi.